insan olarak hepimizin hayatımızda zorlandığımız, acı çektiğimiz dönemler olmuştur, değil mi? Hepimiz mutlaka hayatımızın bir döneminde çok zorlanmışızdır, çok acı çekmişizdir. Ama bu çektiğimiz acının sonunda o yolculuk, o acı dolu yolculuk bizi mutlaka bir noktaya götürmüştür. İyi ya da kötü. Genelde çok büyük acılardan sonra insanların hep iyi bir noktaya doğru gittiğini görüyorsunuz. Bugün bu YouTube'da ya da dışarıda konferanslarda, seminerlerde dinlediğiniz birçok büyük iş insanının hayatının ne derece zorluklarla dolu olduğunu, neleri başarmak zorunda olduğunu, ne gibi şartlardan sonra şu an mevcut bulunduğu şartlara evrildiğini mutlaka dinlemişsinizdir. İşte bu videoda sizinle acı durumunda suyun yüzünde kalmak, tabiri caizse bunu konuşacağız arkadaşlar. Her zorluktan nasıl daha suyun yüzünde kalabiliriz, nasıl nefes alabiliriz ve aslında birçok videoda birçok size pembe bir dünya çiziliyor birçok videoda. İşte Amazon'da şöyle satarsınız, Trendyol'da böyle satarsınız gibi. Ben size bugüne kadar bunların hiçbirini söylemedim. Bu şekilde bir pembe dünya çizmedim. Ama bugün biraz daha farklı boyutlarından bahsedeceğiz. İş yapmanın ya da istediğiniz noktaya ulaşmanın size maliyetini konuşmaya çalışacağız aslında. Acı çekmeyi konuşacağız. Acı, yani bu bahsettiğimiz acı nasıl bir şey? Bugün size aslında bunu anlatmaya çalışacağım. Hemen videoya doğru geçelim. Arkadaşlar uzun bir giriş yaptım. Biliyorum konu aslında hassas bir konu. Biraz insanların tepkisini çekmek de var aslında. O yüzden biraz böyle uzun bir giriş yapmış oldum. Bu kanalda e-ticaret, dijital pazarlamayı, girişimcilik projelerini, sizlerin projelerini konuşuyoruz. Sorunlarınıza çözümler bulmaya çalışıyoruz aslında. Bugünkü konumsa suyun yüzünde kalmak. Suyun yüzünde kalmak girişimcilik dünyasında çok önemli bir konu arkadaşlar. Hem özel şirketlerde çalışan, hem kendi işini yapmış, kendi işini yapan, hem özel sektördeki sağlık, mobilya vesaire gibi farklı firmalara, tekstil gibi farklı firmalara danışmanlık hizmetleri veren, onların iş geliştirme projelerini yürüten biri olarak aslında birçok farklı sektörde birçok tecrübeyi edinmiş oldum ve birçok acı çekip acıdan sonra aslında bir noktaya gelmiş insanlarla birlikte iş yapma avantajım oldu. Yani onları dinlemekten ziyade onlarla birlikte çalışma, onlarla birlikte onların neler yaptığını görme, onların neler yaptığını deneyimleme imkanım oldu aslında. Bu benim için çok büyük bir avantajdı günün sonunda. Ben şunu gördüm arkadaşlar. 72 yaşında bir patronum vardı benim. İstanbul'a ya gerçekten hani kendinden duymadım, etrafındaki insanlar da anlatıyorlardı. Ya İstanbul'a bir gömlekle gelmiş ve şu an binlerce kişiye istihdam sağlayan, hani mal varlığını geçiyorum, onu sayamam bile, ben bilmem o kadarını. Ama böyle bir konuma gelmiş bir insanla beraber çalışma deneyimim oldu mesela. Onun hayatına ilişkin, yani şey anlatırdı mesela, işte diğer etraftaki esnaflar dışarıdan yemek söyler, işte her gün lahmacun kebaplar yerdi. Biz işte iki kardeş dükkanda oturup menemen yapardık. Bir ekmek alır menemene aynı tabaktan banar yerdik. Biz bugünlere böyle böyle geldik. Yani bugün bulduk, bugün yiyelim, yarın tekrar buluruz gibi bir düşünce yapısıyla gelmedik derdi sürekli. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Benim de bugüne kadar deneyimlediğim tüm süreçlerde, yani bugün param var, ben bugün hepsini yiyeyim, bugün hepsini tüketeyim aslında, daha doğru tabirle. Bugün hepsini harcayayım, yarın da ne olursa olur moduyla, hiçbir şekilde konfor alanının dışından çıkmadan, bir şeylerden feragat etmeden o başarıya ulaşılmıyor arkadaşlar maalesef. Yani sadece ben şöyle olmak istiyorum, ben böyle olmak istiyorum ya da ben şunu yapmak istiyorum demekle bir yere varılmıyor, bir şey yapılmıyor arkadaşlar. Ya da okuduğunuz kişisel gelişim kitaplarıyla ya da YouTube'da bu videonun benzeri izlediğiniz motivasyon, kişisel gelişim videolarıyla bir yerlere varılmıyor. Evet, buralar sizi gazlayabiliyor. Benim bazı videolarım sizi demoralize ediyordur, bazı videolarım motive ediyordur ama demoralize etmesinin de sebebi var arkadaşlar. Gerçekleri görmemiz lazım. Yani pembe bir dünyada yaşamıyoruz maalesef. Ben bu cümleyi çok kullanıyorum. Yani pembe dünya, şu an internette sizlere eğitim satanlar, sizlere danışmanlık hizmeti verdiğini
iddia edenler, sürdürülebilir bir iş modeli vaat etmiyorlar size arkadaşlar. Yani o işte onun markasını alayım, orada satayım, şuradan stok gelsin, buradan bilmem ne gitsin, bunlar sürdürülebilir bir iş modeli değil maalesef. Ve ben buraya harcanan emeğe gerçekten üzülüyorum. İnsanlar şey ya, mesela şöyle bir şey var. Bana gelen hiç kimse zorluğa tabi ol ya, yani zorluğa talip olmuyor. Herkes şey diyor. Abi ben şunu yapmak istiyorum. Kısa yoldan genelde hep şu var yani, nasıl hızlı bir şekilde büyüyebilirim? Sende bir hokus pokus varmış, bana bunu an. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu size kimse veremez. Yani bugün ülkedeki çok büyük sanayi kuruluşlarının sahiplerine gidin, sorun, onların videolarını açın, izleyin, dinleyin onları, bakın neler yaşamışlar. Yani bugün teknoloji dünyası diye, bugün dijital pazarlama diye bir şey var diye, bugün e-ticaret diye bir şey, e-ticaret diye bir alan var diye siz kolay para kazanamazsınız. E-ticaret kolay para kazanma alanı değildir. E-ticaret ek iş alanı da değildir arkadaşlar. E-ticaret ürünleri koydunuz, onlar orada dursun, ben para kazanayım, bana para aksın. E-ticaret maalesef böyle bir alan değil ve ben hep söylüyorum, e-ticaretin geleneksel ticarete göre çok daha farklı dinamikleri var. Çok daha farklı müşteri hizmetleri var ve buradaki müşteri hizmetleriyle sizin daha çok ilgilenmeniz gerekiyor. Şimdi geleneksel ticarette işletmenize bir müşteri gelir, ürünü alır, tekstilse dener, işte alacağı ürün peynirse bakar kabına, alır gider yani. Ama e-ticarette öyle değil. E-ticarette satış öncesi, satış sonrası, iadesi, değişimi, birçok farklı prosedür var. Ve çok fazla rakip var. Yani siz koca bir AVM'nin içinde sizin gibi o ürünü satan 10 tane daha kişi var. Bunlarla mücadele etmek durumundasınız. Dolayısıyla acı çekmek zorundasınız. Yani e-ticarette de başarılı olmak istiyorsanız, bir üretim de yapmak istiyorsanız, bir ürünü alıp satmak da istiyorsanız, Türkiye'de olmayan bir ürünü İtalya'da burada satmak da istiyor olabilirsiniz. Bu da bir iş modeli ama buralarda başarılı olmak için mutlaka acı çekeceksiniz. Eğer acı çekmeye talip değilseniz, her şey günlük gülistanlık olsun istiyorsanız, şu an mevcut çalıştığınız kurumsal iş yerinde sabah 9'da işbaşı yapmaktan, sabah 8'de işbaşı yapmaktan, bu işbaşını yapabilmek için sabah 7'de kalkmaktan imtina ediyorsanız, bu işlere hiç girmemelisiniz arkadaşlar. Çünkü kendi işinizi yapmaya başladığınızda sabah 5'te kalkacaksınız. 12'de yatacaksınız. Günlük 5 saatlik uykuyla koşturmak zorunda kalacaksınız. Günlük 5 saatlik uykuyla mücadeleye devam ediyor olmak zorunda kalacaksınız. Ben şu an günlük 18 saat çalışıyorum ya. Minimum çalıştığım gün, yani gün içindeki saat 18 saat arkadaşlar. Yani günlük 18 saat çalışmaya, tabii ki bu bir süre. Yani 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene neyse bilmiyorum artık. Hani o sizin sektörünüze, iş yapış modelinize bağlı. Bir süre bu tempoya alışık olmayacaksanız, bir süre her şeyi tek başınıza yapmak zorunda olduğunuzu kendinize inandırmanız gerekiyor. Yani yerleri de siz süpüreceksiniz, çöpleri de siz atacaksınız, paketi de siz yapacaksınız, üretimse üretimde de birçok alanda siz var olacaksınız. Her şeyi bilmeniz gerekiyor. Bakın en çok yapılan, beni takip eden, benimle beraber işte sosyal medyada beni takip eden, konuşan, diyaloğa gelen insanların yaptıkları hatalardan en büyüğü şu arkadaşlar. Hiç o sektörü bilmeden, o sektörün çıraklığını yapmadan orada iş yapmaya çalışıyor. Niye? Çünkü Mehmet orada para kazanmış. Ama Mehmet'in arkada ne çektiğini, Mehmet'in arkada neler yaşadığını, ne gibi acılar yaşadığını, nasıl çalıştığını, bunun hiçbir önemi yok. Bunu hiç bilmiyor. Hiç buradan bir haber. O sadece 5 yıl sonraki durumu görüyor. 10 yıl sonraki, 40 yıl sonraki durumu görüyor. Ve diyor ki evet burada para var. Buradan Mehmet para kazanmış. Ben bu işe... Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya da yok. Yani şu anki 20 ile öyle düşünüyorum. Artık 18 girişimcilik yaşı daha düşük hatta, ama hani 20 ile 30-35 yaşındaki arkadaşlarımız iş yapmak isterken zorluğa tabi olmuyorlar. Yani benim en çok kızdığım noktalardan biri, nerede kestirmeden bir yol var ona gidiyorlar. Yani ülkede dolandırıcılık sektörü müthiş prim yapıyor bizde. Yani o kadar çok dolandırılabilecek insan var ki, ben böyle konuşurken bazen hayret ediyorum ya, böyle insanlar gerçekten var mı diyorum ya. Sonra bakıyorum dolandırıcıları, düşünüyorum adamlar haklı diyorum yani, bunu bu adam dolandırılır yani. O yüzden öncelikle işin zorluğuna talip olmanız lazım arkadaşlar. Yani
İşte biz konuşurken zaman zaman toplantılarda, zaman zaman seminerlerde, programlarda işte şöyle motive olun, böyle motive olun diyor. Evet diyoruz, doğru. Evet, motive olmanız lazım. İsterseniz başarırsınız. Başarı içten gelir. Ama acı da var. Yani girişimcilik eşittir kan, ter, gözyaşı. Bir şeylere yapmak istiyor olmak eşittir kan, ter, gözyaşı. Yani bir yerden bir noktaya gidiyor olabilmek, eğer bu noktadayken, buradayken, burayı kendine layık görmüyorsan ve sen buraya gelmek istiyorsan, bu arada çok büyük bir kan, ter, gözyaşı var. Öyle lay lay lom, yani ben günde yarım saat çalışayım, 5 dakika çalışayım, şöyle para kazanayım, böyle para kazanayım, Amazon'dan şu eğitimi alırsam para kazanayım, işte ne bileyim çok farklı eğitimler satıyorlar. Yani şu an isimlerini bile bilmiyorum arkadaşlar. Bu eğitimi alırsam şuraya gelirim, günlük yarım saat çalışarak, böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok yani. Bu eğitimlere de yasal olarak aslında kaldırmaları lazım. Yani insanları dolandırıyorlar. Yani gerçekten dolandırıyorlar. Yani imkanım olsa, saatim, vaktim olsa bu eğitimlerin hepsini bedava yapıp koyacağım YouTube kanalında, kimse para kazanamasın. Yani ama maalesef bizim insanımız da kandırılmaya çok meyilli ya. Arkadaşlar şu söz çok hoşuma gider benim. Videonun artık sonuna doğru gelelim. Dua da yetmez, duasız olmaz. Niye dua da yetmez, duasız olmaz? Yıllar önce Kızılay'ın kullandığı bir slogandı bu arkadaşlar. İstanbul'da billboardlara falan yapmışlar böyle. Dua da yetmez, duasız olmaz diye. O yazıyı gördüğümden beri ya hayat felsefem diyebilirim. Çünkü evet ben en azından elhamdülillah Müslümanım. Müslümanlık dininin inancı gereği bizi yaratıcıdan Allah'tan Allah'a dua da ediyoruz. Yakarıyoruz, bazen feryat ediyoruz, bazen pişmanlığımızı dile getiriyoruz, bazen istiyoruz, Allah'ım diyoruz beni utandırma. Yani şu cümle çok önemli bir şey. Bir şey istemekten de ziyade, hani bir BMW'ye binmekten, bir Mercedes'e binmekten de ziyade, Allah'ım beni utandırma cümlesi, yakarışı, Allah'tan böyle bir şey istemek çok önemli. Çünkü çok büyük bir başarı, çok büyük başarılı bir noktaya gelebilirsiniz. Çok büyük bir başarı kat edebilirsiniz. Ama belki de o başarının sonunda sizin başınızı yere eğecek çok kötü bir olayla karşılaşabilirsiniz. Örnekleri var, şimdi anlatmayacağım ben burada. Çok başarılı noktalara gelmiş ama oraya geldikten sonra kendini rezil etmiş ve bir anda çöp olmuş. Tüm çalışması çöp olmuş. İnsanlar var, şirketler var, kurumlar var arkadaşlar. O yüzden ben Müslümanım, siz de hangi dine inanıyorsanız bu dua gerçekten benim için çok önemli bir şeydi. Yani Allah'ım beni utandırma. Allah sizleri de utandırmasın arkadaşlar. Yani her ne yapıyorsanız insanlara karşı, ailenize karşı, sizden beklentileri olanlara karşı Allah sizi de utandırmasın inşallah. Dediğim gibi yani o dua da yetmez, duasız olmaz cümlesini eğer anlayabilirsek, dua da yetmez, duasız olmaz mottosunu kavrayabilirsek, aslında ne kadar çok çalışmamız gerektiğini, ne kadar çok iş yapmamız gerektiğini, ne kadar acı çekmemiz gerektiğini de belki anlayabiliriz arkadaşlar. Yani bir terzi dükkanı açıyorsanız, terzi dükkanını açtığınızda ya da bir marangoz açıyorsanız, marangozu açtığınızda hiçbir müşteri kapınızda kuyruk olmayacak ya da Trendyol'da, Amazon'da, işte Etsy'de, eBay'de, orada, burada satılan modelleri siz yapıyorsunuz diye insanlar sizden patır 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 almayacaklar. Çok zorlu süreçlerden geçeceksiniz. Bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Videoyu kapatırken şunu da aktarayım. Sermaye yapısı da genelde benim konuştuğum insanlarda bozuk oluyor. Niye? 1 milyonluk bir iş yapmak istiyor ama ayırdığı bütçeyi sorduğunda 50 bin TL ediyor. Tamam, hayalim 1 milyonluk, 10 milyonluk olabilir ama kısa vadede çok iyi bir planın olması lazım. Yani oturup sadece hayal kurup bir anda oradan başlayamazsın. Yani çok küçük küçük parçaları birleştirerek gitmen lazım. İşte aslında videonun başından beri söylediğim acı çekmek de burada başlıyor. Yani bir parçayı bulursun, ötekini bulamazsın, sonra ötekini bulursun, bir sonraki ve bunların hepsinde çok farklı olaylarla, çok farklı zorluklarla, çok farklı prosedürlerle karşılaşmak zorunda kalırsınız. Ve bunların toplamında aslında bir noktaya ulaşabiliyorsunuz. Bu tecrübeleri, bu acıları biriktire biriktire bir noktaya ulaşabiliyorsunuz. Siz olun arkadaşlar. Size pembe dünya çizen insanları elinizin tersiyle itin arkadaşlar. Onlar sizin sadece paranıza talip. Onlar sizin ne başarmanızla ilgileniyorlar,
ne bir işi yapmanızla ilgileniyorlar, ne bir şey ortaya koymanızla ilgileniyorlar. Onlar sizin sadece paranızla ilgileniyorlar. Sadece cebinizdeki paranızı almak istiyorlar. Lütfen buna izin vermeyin. Lütfen hayallerinizi 800 dolar, 1000 dolar, 500 TL, 100 dolar karşılığında satmayın. Evet, eğitimler alın. Çok kaliteli eğitimciler var. Bunlardan eğitim alın. Ama hayallerinizi o aldığınız eğitimlere ya da sürdürülebilir bir iş modeli olmayan işte stoksuz e-ticarete ya da ne bileyim XML sistemlerine vesaire buralara aktarmayın arkadaşlar. Eğer bir altyapınız varsa evet XML kullanabilirsiniz. Ben bunu okeyim. Yani iyi bir satış politikanız vardır. İyi bir dijital pazarlamanız vardır. Ve siz bir firmadan XML alıyorsunuzdur. Ürünleri siteye çekiyorsunuzdur. İşte onlardan gerektiği zaman toptan alıyorsunuzdur. Gerektiği zaman stoksuz e-ticaret modeliyle satış yapıyorsunuzdur. Bu okey. Ama bu sizin hayat gayeniz olmasın arkadaşlar. Bu sizi geliştirebilir. Bu size farklı noktaları öğretebilir. Bu sizi sürdürülebilir bir iş modeline doğru götürebilir. Ama hedefiniz asla bu olmamalı. Hedefiniz günde yarım saat çalışarak ben milyonlarca dolar para kazanayım olmamalı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi asla unutmayın. Siz olun arkadaşlar. Cebinizdeki paranızı hayal simsarlarına kaptırmayın. Hayal tüccarlığı yapanlara siz olun. Paranızı kaptırmayın. Bu ekonomik konjonktürde, bu zorlu süreçlerden geçtiğimiz dönemde umarım hepimiz suyun yüzünde kalmayı başarabiliriz. Eğer acıya tahammülünüz yoksa suyun yüzünde kalma imkanınız da yok. Çünkü suyun yüzü oldukça dalgalı, oldukça rüzgarlı, hava şartları var, hava muhalefeti var. Bla 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 bir sürü şey var arkadaşlar. Oldu ki sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Bay bay.